öğrenciler. Bugünkü konumuz evrendeki mükemmel düzene bakarak Allah'ın varlığını anlayabilir miyiz? Konumuz bununla alakalı. Çocuklar, etrafımıza, çevremize genel olarak baktığımız zaman evrende mükemmel bir düzen olduğunu görürüz. Hiçbir şeyin bir aksaklığa uğramadığını, eksik olmadığını görürüz. Peki bu mükemmel düzene Allah'ın varlığını nasıl delalet ederiz? Hep beraber göreceğiz. Öncelikli olarak bir ayetle başlamak istiyorum. Enbiya suresi 33. ayette gece ve gündüz ayı ve güneşi yaratan O'dur. Onların her biri bir yörüngede akıp gitmektedirler. Bu ayet-i kerimeden de anlayacağımız üzere dünyamızın ötesinde uzay boşluğuna baktığımız zaman gezegenler, ay, güneş, dünyamız belli bir yörüngede hareket etmektedir ve bu bilimsel olarak da günümüzde gök olaylarıyla ve gezegensel olarak astronomiyle ilgili olan NASA tarafından da zaten her zaman çekimleri yapılmakta ve bilimsel olarak kanıtlanmış durumdadır. Dünyamız hiçbir şeye bağlı olmadan ve diğer gezegenler uzay boşluğunda manyetik etkiyle durabilmektedirler. Ay yine aynı şekilde belli bir düzende, güneş aynı şekilde belli bir düzende, belli bir ölçüde ne bir santim ileri ne de bir santim geri durmaktadırlar. Dünyamızın etrafında her sabah güneş doğar, her akşam da ay çıkar. Yıldızlar aynı şekilde atıp gitmektedir, birbirlerine çarpmazlar, dünyamıza çarpmazlar. Peki bu mükemmel düzen nasıl olabiliyor? Bunun tabii ki de büyük bir güce, yani Allah'a ait olduğunu görebilmekteyiz. Yine gezegenimizin içine doğru bir hayali yolculuk yaptığımız zaman, kendimize baktığımız zaman yine belli bir ayet-i kerimede biz insanı en güzel biçimde yarattık buyurulmaktadır. Gerçekten de kendimize baktığımız zaman tıp alanında bilimin en önemli bilim dallarından biri olan tıp sadece göz için ayrı bir polikliniği vardır. Burun için, boğaz için, her bir organımız için, her bir parçamız için farklı farklı tıpın içinde tıp vardır adeta. Bu yüzden ayet-i kerimenin de belirttiği gibi insan en güzel şekilde yaratılmıştır. Her şeyden önce muazzam bir akıl yeteneğine, irade yeteneğine ve bir takım yeteneklere sahip olarak dünyaya gelmiştir. Bunlara sahiptir. Maddi ve manevi anlamda birçok yeteneğe sahip olan insanoğlu yine kendine bakarak, etrafına bakarak, etrafındaki birçok bitki örtüsüne, birçok çeşit çiçeğe bakarak yine Allah'ın varlığını anlayabilir. Hiçbir çiçek bir diğerine benzememekte. Yine aynı şekilde hayvanlar alemi içerisinde hiçbir hayvan türü diğerine benzememekte. Zürafalar, karıncalar, kartallar hepsi tür tür. Bitkiler içinde laleler, güller, çiçekler vesaire milyonlarca çeşit tür vardır. Ve bunlar akılları olmayan, özellikle hayvanlar içgüdüleriyle hareket ederler. Fakat yine de muazzam yeteneklere sahiptirler. Örnek verecek olursak bu kelamunlar hepinizin de bildiği üzere avından kurtulmak için bulunduğu yerin rengini alırlar düşmanına yakalanmamak için. Belgesel izleyenleriniz varsa zaten bunu bilir. Çok muazzam yetenekli renk değiştirme yetenekleri vardır. Bu mesela insanda bile yoktur. Daha sonrasında kartallar güneşe gözünü kırpmadan bakabilen tek canlılardır doğada. Bu da muazzam bir şeydir. Karıncalar yine kendi ağırlıklarından 50 kat, 50 ton ağırlığında yuvalarına bir şeyler taşımaktadırlar. Hayvanlar da kendi içinde muazzam derece kadar hünerli ve yeteneklidir. Peki bunca yetenekli, hünerli olan canlılardan bunların kendi kendine yapmış olmaları beklenemez. Çünkü herhangi bir akılları veya bunu yaratacak güçleri yoktur. Daha sonrasında yine çevremize baktığımız zaman denizleri, okyanusları, karaları görürüz. Peki bunlar, denizler neden dökülmez yeryüzüne? Bunu hiç düşündünüz mü? Yani büyük su kütleleri, okyanuslar, denizler yeryüzüne neden serpilmezler? Ki dünyanın dörtte üçü sularla kaplıdır. Büyük bir kısmı sularla kaplıdır.
Buna rağmen büyük okyanuslar, Atlas Okyanusu, Pasifik Okyanusu gibi okyanuslar çok devasa kütleler olmalarına rağmen nasıl yeryüzüne dağılmadan durabilmektedirler. Bunların hepsi incelendiği zaman veya yeni bir örnek verecek olursa volkanik patlamalar. Dünyamızın, gezegenimizin içinde bulunan magma bir ateş kütlesidir adeta. Peki bunlar, bu düzenler, bu yeryüzündeki yer kabuğundaki bulunan bu her bir düzen, dağlar örnek verecek olursak neden şu anda yeryüzüne çıkıp şu anda bütün canlıları yok edebilir? Bu neden olmuyor? Demek ki belli bir düzen ve hakimiyet mevcut. Yine ben size bir örnek verecek olursam, bir resim gösterirsem tabloda, bir tablo gösterdim, çok güzel bir resim gösterdim size ve ben size desem ki bu resim kendiliğinden oluştu çocuklar. Siz de bana ne dersiniz? Hocam bu mümkün değil. Hatta bana gülersiniz. Nasıl bu resim ressamsız olur diye düşünürsünüz. Çok da haklısınız. Yani bir resmin bir ressamı vardır. Her sanatın bir sanatkarı vardır. Her yapılan bir muazzam eserin, şaheserin ustası vardır. Peki o halde bu muazzam alemin, bu evrenin bir yaratıcısı yoktur demek gerçekten akla ve mantığa çok aykırıdır. Bu deliller çoğaltılabilir. Yine